Sayın Genel Başkanım, böyle güzel bir tarihi kent meydanına sahip olan Sivas'ımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 3 gündür Sivas'tasınız. Çeşitli temaslarınız var, çalışmalarınız var. Genel olarak Sivas'ın sorunları ile ilgili, beklentilerle ilgili konulara vakıf oldunuz. Buna rağmen biz bu programı vesile edip Sivas'ın sorunlarıyla, beklentilerle ilgili birkaç konuyu zatenize arz etmek istiyoruz. Tamam. Şu anda Sivas'ta en yoğun gündemi teşkil eden, işgal eden konuların başında cazibe merkezi meselesi geliyor. Evet. Sivas'ımızda uzun yıllardır devam eden, yatırımlar alan bir organize sanayi bölgemiz vardı. Geçen yıl ikinci bir organize sanayi bölgesi, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi adı altında bir sanayi bölgesi daha oluşturduk. Bizim eski sanayi bölge, organize bir sanayi bölgemizde dördüncü bölge bir kararnamede de 5. bölge teşviklerinden yararlanmak üzere Evet. yatırımlar yapılıyordu. Yeni organize sanayi bölgemizde de cazibe merkezi olarak ilan edildik. Gerçekten Sivas'ın kalkınmasına çok değer katacağına inandığımız bir cazibe merkezi olduk. Ancak buna sevinirken bir sorunla karşılaştık. Evet. Sivas'ı böldük. Eski yatırımcıları, eski organize Evet. sanayi bölgesini cezalandırır gibi Cezalandırdılar. bu Evet. tarafı tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Nuri Demirağ Sanayi Bölgesi'ne cazibe merkezi şartlarını verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ama Evet. bir eksiğin de giderilmesini bekliyoruz. Evet. Bu konuda zatenizin görüşlerini Şimdi işitmek isteriz. tabii şimdi Buyurun. efendim bir ilde yatırımcı için çifte standart olmaz. Normalde bir il için karar alacaksanız ilin tümünü kapsaması lazım. Akıl da bunu gerektirir. Ekonomi de bunu gerektirir. Şehir de bunu gerektirir. Yatırımcı da böyle bir özlem içinde olur. Siz belli bir kesime özel bir ayrıcalık, diğerlerine daha eski oldukları için onlara farklı bir pozisyon takınmalarını isterseniz bir çifte standart çıkmış olur ortaya. Yatırım yapılabilir oraya. Eğer istiyorsanız orayı ya tümünü cazibe merkezi yaparsınız. O zaman Sivaslıların hepsi memnun olurlar. Evet derler. Sivas'ın kan kaybediyor zaten. Sivaslı sürekli Sivas'ın dışına gidiyor. Sivas'ta yaşayanlardan çok daha fazla Sivaslı Sivas'ın dışında özellikle İstanbul'da bunlar burada kalsın diyorlarsa, buraya gelsin diyorlarsa, Sivaslı yurt dışı affedersiniz kent dışına çıkmasın diyorsanız tümünü cazibe merkezi yaparsınız ve burası gerçekten de sanayide önemli bir merkeze dönüşebilir. Anadolu'nun kalbi burası. Dolayısıyla bu çerçevede düşünmek lazım. Seçim satım haline girdik. Kısmet olur inşallah Millet İttifakı iktidarını görürsek biz Sivas'ın komplesinin, ilkenenin cazibe merkezi olacağını müjdesini İnşallah, alabiliyoruz inşallah. inşallah, Teşekkür ederim inşallah, efendim. tabii inşallah. Bizim yine yıllardır kangren olan bir demir çelik fabrikamız var Evet. efendim. Ben ilkokuldaydım. Demir çelik fabrikasının hülyalarıyla büyüdüm. Evet. Kısmet oldu bir demir çelik fabrikası kuruldu. Fakat kurulmalı mıydı, kurulmamalı mıydı? Başımıza bela oldu. Kah işçileri çıkartır, kah işçilerin alacakları kalır. Tedarikçilerin alacakları kalır. Devletin, maliyenin, sigortanın alacakları kalır. Böyle başımıza bela olan bir yumak oldu. Demir çelik fabrikasının hakikaten ayağa kalkması lazım. Ne bileyim, Erdemir'le birleştirilebilir, Divhan'la birleştirilebilir. Demir çelik fabrikasını el almayı düşünür müsünüz iktidarınızda? Sivas için demir çelik fabrikası çok önemlidir. Demir çelik sanayi de Türkiye için çok önemlidir. Nitekim Türkiye'de bu alanda çalışan fabrikalar var ve hepsi çalışıyor. Fakat burası çalışmıyor. Çünkü burayla ilgili izlenen politika baştan yanlıştı. Özelleştirme çerçevesinde yaptıkları uygulama yanlıştı. Fabrikayı teslim ettikleri kişi yanlıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada fabrika çalışmıyor. Oysa o demir çelik fabrikasının Sivas için ne kadar değerli olduğunu, binlerce insanın orada çalıştığını, ürettiğini, evine ekmek götürdüğünü, gelir kapısı olduğunu, onlar kazanınca Sivaslı esnaf da kazanıyor, diğerleri de kazanıyor. İnsanlar huzur içindeydi. Şimdi bütün bunlar tamam, özelleştirildi. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. İşçiler alacaklarını alamıyorlar. Hatta bir grup işçi arkadaş daha önce Ankara'ya gelmişti. Benimle de görüşmüşlerdi. Buranın 6183 sayılı bir kanun var. Amme Anlayacak mı? alacaklarını tahsil usulü hakkında kanun.
bu kanuna göre buraya devlet el koyabilir alacaklarını tahsil edemediği için. Nitekim geçmişte buna benzer bir uygulama Adana'da olmuştu, alındı. Burada da alınabilir, kamulaştırılabilir. İnsanlar gene gelip buraya profesyonel yöneticiler atanabilir. Zarar değil, kar etmemesi için hiçbir neden yok. Hele bugünkü koşullarda dışarıdan çok daha pahalıya biz bazı ürünleri alıyoruz. Çalıştırılır, yüzlerce insan istihdam edilir. Fabrika gerçekten de gerekirse belli bölümleri yenilenebilir ve burası gerçek anlamda bir demir çelik fabrikası olarak çalışabilir. Bunu yap. Bakın şunu söyleyeyim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi bu ve benzeri fabrikaların, yok edilen fabrikaların bir anlamda İşçinin gidip de çalışmak istediği ama fabrikanın çalıştırılmadığı bir ortamda bunların tamamını değiştireceğiz. Çalıştırmıyor musun kardeşim? Devlet olarak diyorum, kusura bakma, al paranı, ben burayı alıyorum. Kim çalışacak burada? Sivaslı çalışacak. Şimdi Sivaslı çalışınca bu memlekete, bu devlete bir zararı mı olacak? Hayır efendim, herkes kazanacak. Devlet de kazanacak, Sivaslı da kazanacak, işçi de kazanacak, onların çocukları da kazanacak. Herkes evine helal ekmek götürecek. Daha ne istiyoruz ki zaten? Devlet dediğiniz budur zaten. Sosyal devlet diyoruz. Yani fakirin fukaranın yanında duran devlete biz sosyal devlet diyoruz. Fakat devlet sosyal işlevini kaçırdı, kaybetti yani. Geçen söyledim. Yani dedim ki ya Allah aşkına 20 yıllık bir iktidar döneminde ya AK Parti desin ki ben şu fabrikayı yaptım, şu şeker fabrikasını yaptım desin, şu çimento fabrikasını ben yaptım desin. Bir fabrika daha yapmış değil ama var olan pek çok fabrika yok edildi. Tokat'ta sigara fabrikası vardı, özelleştirdiler, alanlar bu fabrikayı yenileyeceklerdi ve yeni üretim yapacaktı. Şimdi yerle bir ettiler, tamamını yıktılar, demirlerini sattılar, mobilyalarını sattılar. Fabrikanın o demir olan, aksamı olan pek çok malzemesini götürdüler, sattılar. Ortada sadece bomboş bir arazi kaldı. Yani yazıktır, günahtır. O nedenle burayı yıkamazlar, az kaldı zaten. İnşallah iktidar olduğumuzda Sivaslı görecek. Memlekete hizmet nasıl yapılırmış görecek. İnşallah. Hiçbir ayrım yapmadan insanlar nasıl çalışırmış onu görecek. Türkiye yeni bir iklimi kendi topraklarına getirmek zorundadır. Yeni bir iklimi. Ayrışmayı değil, beraber olmayı, kavga etmeyi değil, kucaklaşmayı. Ya Allah aşkına biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ve niye kavga ediyoruz? Memlekete hizmetsek yarışalım. Memlekete hizmet için yarışalım, eyvallah. Yarışalım. Kim daha güzelini yapıyorsa milletin takdiridir, başımızın üstünedir. Ama bir tek fabrika yapmıyorsunuz. Var olan fabrikaları da kapatıyorsunuz. Bu sadece bakın buraya ait değil. Gidin Kars'a, kapatılan fabrikaları görürsünüz. Efendim Bitlis'e gidin, kapatılan fabrikaları görürsünüz. Özel sektör gitmiyor. Özel sektör gitmiyorsa devlet gider. Olmuyorsa oraya özel teşvikler getirirsiniz. İnsanlar gitsinler. Benim gördüğüm şu. Anadolu'nun içi boşalıyor. Anadolu'nun içi boşalıyor. Herkes nereye gidiyor? Herkes gidiyor İstanbul'a, İzmir'e gidiyor, Denizli'ye gidiyor, Bursa'ya gidiyor, Balıkesir'e gidiyor. Dolayısıyla Anadolu'nun içi boşalıyor. Buradan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Teşekkür ederim efendim. Bir diğer konu, ilk yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında gündeme geldi. Sivas hızlı trene kavuşacak. Sivas'ın? Sivas hızlı trene kavuşacak. Evet. İlk 2006 yılında gündeme geldi. Yüksek hızlı geldi. Trene kavuşması. Evet. Yüksek hızlı trene kavuşacak. 2006 yılında gündeme geldi. 2009 yılından bu tarafa her seçim öncesi hızlı tren geliyor diye müjdelendi. Evet. Ancak hala hızlı tren projesi bitmedi maalesef. CHP olarak, Sayın Kılıçdaroğlu olarak hızlı trenin getirilmesine sıcak bakıyor musunuz? Bu projeyi bitirir misiniz? Yoksa efendim, iptal mi edersiniz? Özür diliyorum. Bu soruyu şunun için söylüyorum. Türkiye'de şöyle bir korkumuz var bizim. Her iktidar değişikliğinde önceki iktidarların projeleri kayboluyor. Yarım bırakılıyor. CHP olarak, Sayın Kılıçdaroğlu olarak bu hızlı trene bizi kavuşturur musunuz yoksa iptal mi edersiniz? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Yapılan bir yatırım bu memleketin faydasına ise, lehine ise zaten buna karşı çıkmak doğru değildir. Oraya bir kaynak ayrılmıştır. Bu bir milli servettir. Bu milli servet olarak görmeniz lazım. Gereği neyse yapacaksınız. Bizim politikamız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz demir yollarına önem veren bir partiyiz. Demir yollarına bakın, biz şöyle bir şey de düşünüyoruz. Biz Trabzon
ve Samsun'u demir yollarıyla İskenderun'a bağlamak istiyoruz. Mersin'e bağlamak istiyoruz. Yani Karadeniz'le Akdeniz'i buluşturmak istiyoruz demir yollarıyla. Demir yollarıyla niye buluşturmak istiyoruz onu da söyleyeyim. Eğer diyelim ki Sivas'ta bir fabrika var, ihracat yapacak. Efendim Kayseri'de bir fabrika var, ihracat yapacak. Kahramanmaraş'ta bir fabrika var, ihracat yapacak. Mallarını demir yoluyla taşımak kaydıyla limana, parasını tümüyle devlet olarak biz karşılayacağız. Dolayısıyla oradan ihracatını yapacak. Bu şu anlama geliyor. Fabrikanın deniz kenarında olmasıyla Sivas'ta olması arasında hiçbir fark yok. Burada maliyet daha düşük. Burada daha düşük bir maliyette imal edebilirsiniz. Masraflar daha düşüktür. Belki özel teşvikler vardır burada. Dolayısıyla burada malınızı üretirsiniz. Demir yoluyla taşırsınız limana. 5 kuruş nakliye parası vermezseniz oradan malınızı ihraç edersiniz. Bizim ana felsefemiz demir yoluyla bunları yapmaktır. Bu sadece bu bölge için değil. Mesela Denizli'yi de İzmir'de limana bağlayacağız. Yine demir yoluyla bağlayacağız oraya ve bu demir yolları aktif olacak. Bu demir yollarından mallar, malzemeler taşınacak. Gerekirse yolcu taşınacak. Yüksek hızlı tren, evet söz verildi ben biliyorum. Her seçim öncesi geldiler buraya. İşte tarih verdiler. O tarih olmadı. Bir sonraki seçim. O tarih tekrar verildi. Anlayış şu. Bunu izin verirseniz açıkça söyleyeyim. Anlayış şu efendim. Yani ben Sivaslı'ya ne yaparsam yapayım zaten o bana oyunu verecek diyor. Şimdi bu anlayışla siyaset yapılıyor. Bu anlayışla siyaset yapmak aslında Sivaslı'ya haksızlıktır. Ama Sivaslı'nın da şunu görmesi lazım artık. Kardeşim politika dediğiniz siyaset yapıyorsanız, devleti yönetiyorsanız o zaman vatandaşa doğruyu söyleyeceksiniz. Ha yapamayabilir, bakın onu da söyleyeyim. Gayet iyi niyetle diyorum. Yapamayabilir ama çıkar Sivaslı'ya der ki ya biz söz verdik şu tarihte yapacaktık ama şu gerekçelerle biz bunu yapamadık. Ne bileyim yol yaptık ha işte bilmem sel geldi aldı götürdü. O nedenle biraz geciktik veya başka bir şey oldu. Biz bunu yine zamanda yerine getiremedik. Bir gerekçe yok. Halka söz veriyorsunuz, oyu alıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Bir daha seçim oluyor, yine söz veriyorsunuz. Hangi tarihte kurdelerinin kesileceğini söylüyorsunuz, yine yapmıyorsunuz. Bu sefer eminim, inanıyorum, bugün de söyledim zaten belediye başkanları toplantımızda. Sivaslı'nın oyu çantada keklik değil. Sivaslı artık buna izin vermez. Sivaslı gerçeğin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma diyecek artık. Benim inancım o. Kusura bakma kardeşim. Ben sana hep her seferinde oy verdim. Sen her seferinde bana doğruları söylemedin. Ve Sivas ve Sivaslılar hep kaybettiler. O nedenle bir bakalım. Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Kılıçdaroğlu nasıl bir adam bir görelim. O verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Bir denemesi lazım. Bir görmesi lazım. Gerçeğin ne olduğunu görmesi lazım. Verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım. Afaki konuşmadan siyasetçinin biraz kaçınması lazım. Evet biraz popülist söylemler olabilir ama Türkiye aşırı popülizmi kabul edemez. Yani bu Türkiye'nin hep kaybetmesine yol açıyor. Efendim mesleğimden dolayı ben mali müşavirim. Evet. Hesap uzmanlığınızdan SSK Genel Müdürlüğü'ne kadar mesleğimden dolayı takip ediyordum. Evet. Kılıçdaroğlu o sözünden durur mu? Evet. Sorusu benim için geçerli değil. Çünkü yakinen biliyoruz. Evet, sağ Kılıçdaroğlu olun. Gereğini yapar. Evet, evet. Mesleğimizden dolayı onu biliyoruz. Evet, paylaşmak evet, istedim. Sağ olun. Efendim, karayollarında sıkıntımız var bizim. Evet. Türkiye genelinde eksiğiyle fazlasıyla ciddi manada yol yatırımı var. Türkiye'deki yol yapımlarıyla beraber Sivas'taki yol yapımları da başladı. Evet. Bizim Malatya yolumuz 15 senedir yapılıyor, yarım duruyor. İşte evet. Bu sene bugün bir bölümünü herhalde açıyorlar. Diğer taraftan Tokat yolumuza bakıyoruz hala ham. Evet. Ankara yolumuz bile, başkente öyle giden yolumuz bile tamam anlamıyla bitirilemedi. İnşaatı devam ediyor. 20 yıldır devam eden bir karayolları ağımız var bizim evet. İnşaatı. Ciddi manada sıkıntı. Sivas, siz söylediniz, il dışında bilhassa büyük kentlerde çok nüfus olan bir il. Evet. Ciddi manada yolcu hareketi olur ama ulaşım sıkıntısından dolayı gerçekten problem yaşıyoruz. Hemen bunun ucuna şeyi de ilave edeyim. Bizim geçen seneye kadar 5-6 tane uçak seferimiz vardı. İstanbul'a
Evet. İzmir'e gitmek gelmek kolaylaşmıştı. Dolayısıyla ciddi bir iç turizmi hareket oluyordu. Tabii. Ekonomimize yansıyordu. Uçak seferlerimiz de son derece kısıtlandı ve saatleri de uygun değil. Uçak seferlerimizin ve karayollarımızın Sivas'ın yapısına, ihtiyacına uygun hale getirilmesi için sizden bir destek arz ediyoruz. Efendim, olması lazım. Sivas her ne kadar biz kan kaybediyor diyor isek de nihayetinde ayakta duran, nihayetinde çalışan, nihayetinde üreten bir kent. Dolayısıyla buranın demiryolu, hava yolu, karayolu ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Anadolu'nun kalbidir burası Sivas. Anadolu'nun merkezidir. Bakıldığı zaman 8000 yıllık bir tarihi vardır. 8000 yıllık tarihi olan bir kent, kadim bir kenttir. Bu kadim kente her siyasi partinin, yani hiç fark gözetilmeksizin iktidarda olan hangi parti olursa olsun değer vermesi lazım, önem vermesi lazım. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, turizm açısından, burası turizm açısından da gerçekten turistler için bulunmaz bir yerdir yani. Balıklı Gölü'nden tutun, efendim Çifte Minareli Medrese'ye kadar her şeyi burada Divriği bulmak Ulu mümkündür. Tabi Divriği Ulu Camii ki hele... tabii yani Birleşmiş Milletler'in evet. Biliyorsunuz yani UNESCO'da tabii evet. UNESCO'nun sayılı eserler listesine evet. girmiştir. Dolayısıyla evet. bu çerçevede bakmak lazım. Her şeye rağmen kaynaklar sınırlı. Siz de gayet iyi bilirsiniz. İşte. Bütün mesele siyasette sınırlı olan kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Evet. Eğer bu sınırlı kaynakları verilmiş bir şekilde kullanırsanız bugün Sivas'ın ve Sivas'ın yaşadığı sorunları daha rahat çözersiniz. Ama kaynağı hoyratça kullanırsanız, yani 1 liralık işi götürüp de 5 liraya yaptırır ve kendi müteahhidinize verirseniz, onun aldığı parayı da kırışırsanız bu işler yürümez. Geldiğimiz nokta biraz bu. Bizim su sorunu zaten programlarda da açıkladınız. Ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Bir su sorunu çözecek baraja ihtiyaç var gibi gözüküyor. Şu anda geçici tedbirlerle bunu çözüyoruz ama ciddi bir su efendim, ihtiyacımız var. Kızıldırmak burada, Yeşilırmak burada, buradan geçiyor. Kelkit Havzası var burada, olağanüstü bir havza. Ama Sivas susuz ve su sorunu yaşıyor. Tek şey var, büyük bir ayıp yani. Gerçekten yine Sivas'la alakalı tarım hayvancılığı gündeme getireceğim. Sivas'ın nüfusu 640 bin civarında, il nüfusu. Öyle. 350 bine yaklaşık. Merkez ilçede 160-170 bini ilçe merkezlerinde, 150 bin civarı da köylerde yaşıyor, kırsallarda. Öyle. 1265 köy, 1235 köy, 750 mezrası var. Evet. Yaklaşık 2000 kırsalda yerleşim köy sayısında var. 81 il içinde birinci. Evet, birinciyiz. Birinci. Maalesef bu sene havaların kuraklık gitmesi nedeniyle başta olmak üzere geçen yıl gübre fiyatlarındaki anormal artışlar sonucunda köylü gübre kullanamadı. Evet. Bilinen bir gerçek, üzülerek söylüyoruz. Köylünün ürününün bir kısmı tarlada kaldı. Biçmeye değer bir ürün olmadığı için. Olmadı. Ürünü biçemedi. Ürünü biçemeyince yem de alamadı. Hayvancılık konusunda büyükbaş ve küçükbaşta son zamanda Sivas'ta birer evet. artış vardı ama bu ürünü toplayamadığı için, yem tedarik edemediği için hayvanını satıyor. Bu senede önemli ölçüde tarlasını ekmeme kararı aldı. Bu bize ciddi bir sorun çünkü Sivas aslında bir hayvancılık ve tarım bölgesi öyle. Aynı zamanda. İşte 650 bin nüfusun 150 bini 2000 köyde yaşıyor. Köyler boşalmaya da devam ediyor. Evet. Okulunu kapatmışsınız, sağlık ocağı yoktur. Hemen hemen asfalta kavuşmuş bir tane köyü yok denecek kadar azdır, %5 civarındadır. Evet. Ciddi anlamda bir kırsal yatırım bekleyen, tarım hayvancılık alanında yatırım ve teşvik bekleyen bir yapıdayız. Bu konuyu da bilgilerinizi arz edelim. Şöyle ifade edeyim. 22 okul merkezde dahil olmak üzere 22 okul yıkıldı. Güvenli değil diye. 2 yıldır yapılmıyor. 2 yıldır. Bugün belediye başkanları toplantısında söyledim. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıkılan okulları desin ki CHP yapsın.
Biz bu okulların tamamını bir yıl içinde yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Bize engel olmasınlar. Yani yer vermiyorum demesinler. Bize versinler. Bir yıl içinde yapacağız, teslim edeceğiz. Sonuçta bunlar yine Milli Eğitim'in okulu olacak. Sonuçta bu ülkenin evlatları gidecek, o okullarda okuyacaklar. Güzel, sağlıklı, bahçesi olan, her türlü donanımı olan bu okulları yapacağız. Süratli bir şekilde. Bakın bizim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı bütün ilçelere okul yaptı. Bütün ilçelere. Niçin yapıyor? Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangi gerekçeyle yapıyor? Çocuklar var, okula gidecekler. İyi bir okulda okumaları lazım. Yapamıyorlar, hükümet olarak yapamıyorlar. Bir şey söyleyeceğim ama, ya gerçekten bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim. Gerçekten görmedim. Ya 22 okulu siz nasıl yapmasınız ya? 2 yıl geçmiş aradan. Nasıl yapmasınız? Biz bunu, ben 1 yıl diyorum ama, normalde biz bunu 6 ay içinde yapar teslim ederiz. Bakın Elazığ'da deprem oldu. Gene kampanya açtık. Dedik ya bir okulu biz yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye'nin en modern okulunu, örnek en modern okulunu Elazığ'da yapacak. Gittik temelini attık. Seneye de çocuklar okuluna başlayacak. Konferans salonundan tutun spor salonuna kadar her şey olan, derslikleri olan, dershaneleri olan, kütüphanesi, kütüphaneleri olan bir okul yapılacak. Anahtar teslim kendilerine verilecek. Kim kazanıyor? Türkiye kazanıyor buradan. Ama hayır, CHP yapar ya, CHP yapmasın. Şimdi bu algıdan aslında siyasetin kurtulması lazım. Yapıyorsanız başımızın üstüne yapın. Yapmıyorsanız bırakın biz yapalım. Sonuçta bu ülkenin insanına hizmet ediyoruz. O da hizmet ettiğini iddia ediyor. Biz de hizmet ediyoruz. Bakın biz Türkiye nüfusunun %51.7'sini belediyelerimiz aracılığıyla yönetiyoruz. Yani bizim belediyelerin olduğu yerde Türkiye nüfusunun %51.7'si var. Bakın biz burada gübre yok değil mi? Biz tonlarca gübreyi belediyelerimiz bedava çiftçilere veriyorlar. Traktörden tutun sabana kadar, ya affedersiniz, ağaç biçme budama makinalarına kadar her şeyi gene veriyoruz. Fide, ağaç, hayvan, küçükbaş hayvan, arı kovanı, bütün bunlar talep geldiği zaman belediyelerimiz bunları yapıyorlar, ücretsiz dağıtıyorlar. Şimdi bunları dağıtmasalar buradaki gibi oradaki köylüde toprağa küsmüş olacak. Sivas'ta yapılması gereken şu, onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Sivaslı bize belediyeyi versin. Sivas Belediyesi'ni. Yine kendileri seçsinler. Desinler ki şu kişi bir belediye başkanı olursa biz oy vereceğiz diye. Gelsin Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olsun. Fazla değil. 4. yılın sonunda Sivas Büyükşehir Belediye Başkanlığı olur. Dışarıdaki Sivasları biz buraya getiririz. İstihdam alanı yaratırız. Fabrikalar kurarız. Çiftçinin yüzü gülecek. Çiftçi üretecek. Kimse gidip de İstanbul'un varoşlarında acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşmayacak. Buraya getiririz. Bir süre sonra göreceksiniz kısa süre içerisinde. Yani ben 4 yıl diyorum ama bu daha kısa sürede de olabilir. Nüfus 750 bini bulur. Burası Büyükşehir Belediye Başkanlığı olur. Artı bütün Sivas'ın bütün ilçelerine, bütün köylerine belli bir zaman dilimi içerisinde hizmetler verilir, yollar, asfalt yapılır. Biz İzmir'i yapıyoruz, İstanbul'u yapıyoruz, Aydın'ı yapıyoruz, efendim Adana'yı yapıyoruz, Mersin'i yapıyoruz. Bakın Adana, Mersin'i alırken, belediye alırken borç batağında aldık. Şimdi belediyelerimiz hiçbirisinin borcu yok. Hepsi borcunu gayet zamanında ödediler. Çalmazsanız, çırpmazsanız, efendim vurmazsanız, niçin? Aldığınız para yetiyor size zaten. O parayla hizmetinizi götürürsünüz, hizmeti yaparsınız. Biz sadece halka yardım yapmıyoruz yani. Özellikle fakire, fukaraya da biz yardım yapıyoruz. Sıcak yemeğinden tutun, ona gerekirse nakdi ihtiyaç, çocuğu eğer okula gidiyorsa çocuğun her türlü eğitim harcamaları, artı belli aileler yoksul, o ailelere akşamdan okul da yemek yenilecek malum çocuklara. Onlar çantalara konulur. Hiçbir zaman belediyenin amblemi olmaz o çantalarda. Çantayı akşam evine teslim edilir. O çocuk çantasıyla beraber, beslenme çantasıyla beraber okula gider. Okulda yemeğini yer. Dolayısıyla bakın sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığı içinde biz bütün bunların hepsini yaparız. Bizim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey seçildiğinde dedi, seçilmeden önce demişti ki ben her çocuğa süt bırakacağım, süt vereceğim diye. Neyse seçildi. Gerçekten bu çabayı gösterdi. Yoksul ailelerde her eve belli aralıklarla sütü götürdü, verdi. Ama bunu hiç afişe etmedi. Evet. Yoksulların yoksulluğunu afişe etmedi. Erdoğan çıkıp şunu söyledi. Hani süt dağıtacaktınız. Ne oldu bu sütler? Halbuki aylardır süt dağıtılıyordu ama onu yaptığı gibi biz yapmıyorduk. Fakirin fakirliğini dışa vuramazsınız. O da bir insandır. Eğer o fakirse onun elinde değil. Yukarıda kabahat. Sen ona iş mi verdin? Ona iyi bir gelir mi sağladın? Ona ev mi verdin? Yurt mu verdin? Sen bunların hiçbirisini vermiyorsun. Bu adam fakir. Ona sosyal devlet bakamıyorsa bizim belediyelerimiz bakacak. Çocuğun yiyeceği dahil her şeyi sağlayacağız yani. Yapıyoruz bunu. Teşekkür ederiz efendim. Efendim Sivas'ı konuştuk. Aslında Sivas'ı konuşurken Türkiye'ye de bir pencere açmış oluyoruz. Evet. Çünkü Sivas'ın bir ucu Karadeniz iklimi, bir ucu Akdeniz iklimi, evet. Bir diğer ucu İç Anadolu iklimi, bir diğer ucu Doğu Anadolu iklimi. Evet. Kültürüyle de bu dört bölgeyi de burada görebiliyoruz. Aslında öyle. Sivas'taki sorunu konuştuğumuzda Türkiye'yi konuşmuş oluyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözdüğümüzde Sivas'ın sorunu çözülüyor. Öyle. Bu yapının içerisinde Türkiye'ye şöyle bir baktığımızda, şöyle bir çalışma yaptım ben. Bizim nüfusumuzun %50'si, Türkiye'nin nüfusunun %50'si Marmara ve Ege bölgesinde. Öyle. İstanbul'un ihracatı 116 milyar dolar. Diğer 80 ilin ihracatı 113 milyar dolar. Evet. İstanbul'daki otomobil sayısı 6,8 milyon. Diğer illerdeki 6 milyon 300 bin. Şimdi bunlara baktığımızda aslında siz devlet olarak Anadolu'yu ihmal ederseniz evet. Belirli bir bölgede yığılma oluyor. İşte İstanbul'un yaşadığı sıkıntıları aynen. Biliyoruz. Büyük kentlerin yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz. Diğer taraftan Türkiye bundan 20 yıl önce kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken tarımda evet. Bugün tarım ürünleri ithal eden bir ülke konumuna geldik. İşte turizm geliri bizim için çok önemli diyoruz. Şu kadar turist geldi diyoruz, bu kadar turist geldi diyoruz. Bundan 20 yıl önce turistlere biz yerli tarım ürünlerimizi satıyorduk. Öyle. Bugün o turistlere önce ithalat yapıyoruz, sonra ürün satıyoruz. Evet. Dolayısıyla Sivas'ı çözelim derken aslında Anadolu'yu çözüyoruz. Anadolu'yu çözünce Türkiye'nin sorunlarını çözüyoruz diye bakıyorum. Bu anlamda bölgesel gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak ki bu gelişmişlik farkı aynı zamanda gelir dağılımındaki adaleti de bozuyor. Aynen. Ve ciddi manada bir güvenlik sorununa kadar götürebiliyor öyle. Ülkeyi. Milli güvenlik sorunu yaratıyor. Oraya kadar götürebiliyor. Öyle. Bu anlamda kırsal bölgelerde, az gelişmiş bölgelerde daha büyük teşviklerle, yatırımların teşvik edilmesiyle gerekirse ki buralarda fazla sermaye birikimi yok. Devlet eliyle fabrikalar kurmayı, sanayi tesisler kurmayı düşünür müsünüz? Şimdi bakın bu devlet kurulurken 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Evet. Nasıl biz? Çünkü devleti kuranlar savaş meydanlarından gelmişler. Savaşı yapmayı biliyorlar da ekonomi nasıl olacak onu bilmiyorlar tabii. Kongre yapıyorlar. Fakat bakıyorlar ki devlet bu işin içine girmeden sermaye birikimi yok. Bu işi yürümez. Fabrika kuruyorlar. Ama fabrikayı yurt genelinde dengeli dağıtıyorlar. Nazilli'de de kuruyorlar. Malatya'da da kuruyorlar. Gaziantep'te de kuruyorlar. Efendim işte Kayseri'de de kuruyorlar. Her tarafa dengeli yayıyorlar. Okulları da böyle, köy enstitülerini de böyle yapıyorlar, dengeli yapıyorlar. Yurdun bütün coğrafyasına dengeli yapıyorlar. Çünkü insanlar iyi yetişsin, bulundukları topraklarda gelir yaratsınlar ve herkes huzur içinde yaşayabilsin. Bu yapılıyor. Fakat daha sonra bugün geldiğimiz tablonun da bir anlamda o anlayıştan yola çıktığı belli oluyor. Her şeyi batıya yapalım, her şeyi. Sağlıklı bir planlama olmadığı için de bir süre sonra Anadolu'nun içi boşalmaya başladı. Her şey İstanbul'a, her şey İzmir'e, her şey Bursa'ya, buralara kaymaya başladı. Nüfus da kaydı buralara, sermaye de buralara kaydı. Sonra bu ciddi dengesizlik Anadolu'dan göçü sürekli ve kalıcı bir hale getirdi. Şimdi bu tablonun değişmesi lazım. Bu tablonun. İstanbul'un bir entelektüel kente dönüşmesi lazım.
Yani turistlerin göz bebeği olması lazım. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un böyle bu halden çıkarılması, bir beton ormanına dönüşmemesi lazım. Oradan, ama bu birdenbire düğmeye basınca olmaz. Anadolu'yu büyüttüğünüz zaman, Anadolu'yu geliştirdiğiniz zaman, deniz ticaretini de, denizden ticareti de çok ciddi anlamda artırdığınız zaman Anadolu'nun içi boşalır. Bununla uygun bizim bir projemiz var zaten. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Benim Amerika'ya gidiş nedenim, dünyanın bir numaralı üniversitesi MIT, onu ziyaret edişim, oradaki bilim insanlarını ziyaret edişimin temel felsefesi de bu zaten. Biz Anadolu'da katma değeri yüksek ürünü nasıl üretiriz? Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz dünyada söz sahibi olamazsınız. Bakın, 85 milyon nüfusumuz var. Diyelim ki 85 milyon cep telefonu var. Kimin cep telefonları? Yabancıların. Ne oluyor? Onlar üretiyorlar, biz pazar oluyoruz. Niye biz pazar oluyoruz? Niye biz üretmiyoruz? Niye bizim üniversitelerimiz üretmesinler? Üniversite kurduk. 81 ilde de üniversitemiz var. Burada da iki üniversite var. Bu üniversiteler gerçek anlamda bilgi üretiyor mu? Maalesef. Bakın, dünya 20. yüzyılın sonuyla 21. yüzyılın başında dünya sosyal bilgi ekonomisine geçti. Yani bilgi ekonomisi, yani bilgiye dayalı üretim, katma değeri yüksek üretim, nanoteknolojiden yararlanıyorsunuz, pek çok şeyi çözüyorsunuz. Biz bunun neresindeyiz? Başında bile değiliz. Çip üretilmesi lazım. Tayland, Uzak Doğu'da bizim Güneydoğu bölgesinin yarısı kadar bir devlet. Milli geliri 580 milyar dolar. 23 milyon nüfusu var. Yıllık ihracatı 500 milyar dolar. Büyük bir kısmı çip üretiyor. Biz çip üretiyor muyuz? Hayır. Bir ara Türkiye'de bir firma, çip üreteceğim ama 1 milyar dolar paraya ihtiyacım var demişti. Dedim ki ben o zaman, ben başbakan olsam 1 milyar doları veririm, çip üretin arkadaş. Türkiye'nin sanayide sınıf atlaması lazım. Teknolojide sınıf atlaması lazım. Sınıf atlamazsa Osmanlı sanayi devrimini kaçırdı, biz de teknoloji devrimini kaçırmış olacağız. Çok büyük bir handikaptır. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun büyüme, gelişme ve dünyada saygın olma şansı yoktur. Dünyanın her tarafından bilim insanları oraya gidiyor. Geçen gün söyledim. Mesela İngiltere şu kararı almış. Diyor ki, dünyanın en önemli 50 üniversitesinden kim mezunsa ben onları vatandaşlığa alacağım diyor. Hiçbir şey sormadan diyor. Yeter ki en zeki insanları ben kendi ülkeme çekmiş olayım. Almanya'da bakan çıkıyor, video çekiyor, bütün dünyaya gönderiyor. Diyor ki, nerede yetişmiş insan varsa gelsin, onları vatandaşlığa alacağım diyor. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? 400 bin dolar paranız varsa, isterseniz uyuşturucu baronu olun, hemen size vatandaşlık veriyoruz. Onların felsefesine bakın, bizim felsefemize bakın. Onlar dünyanın neresinde, biz dünyanın neresindeyiz? Zeki insanları buraya çekmek zorundayız. Akıl akıldan üstündür demişler. Ya sevgili peygamberimiz, ilim Çin'de bile olsa gidip öğrenin diyor. İlme bu kadar değer verirken biz bilim insanlarını üniversiteden attık, ilmi de zaten ayaklarımızın altına aldık. Efendim, affınıza sığınırım. Yani bizim tarihimizde bu gerçeği yaşamışız biz. Osmanlı'nın yükselişleri dönemine baktığımızda Avrupa ülkelerindeki ilim insanlarını ve sanatçılarını toplamış getirmiş. Aynen. Yükseliş devrimizin altında bu var. Yani bizim tarihimizde var aslında, biz bu konuda millet olarak tecrübeliyiz. Osmanlı yani. Böyle büyüdü. Enderun vardı. Tabii. Böyle büyüdü yani. Osmanlı'da da tek adam yoktu. Padişah vardı ama vezir-i azam vardı yani bakıldığı zaman. Heyet vardı orada. Padişah çağırır dinlerdi onları. Nedir ne değildir diye. Ne zaman ki Osmanlı bilimden uzaklaştı, ondan sonra geriye doğru gitmeye başladı. İslam dünyası da öyledir. İslamiyet'in doğuşundan sonra olağanüstü İslam dünyasında gelişmeler, matematikte, fizikte, cebirde, geometride, uzay bilimlerinde olağanüstü gelişmeler olmuştur. Olağanüstü yani, evet. Bakıldığı zaman kütüphaneler dolmuştur vesaire falan. Orta çağ karanlığını Avrupa yaşıyor, evet. O zaman. Avrupa yaşıyor. Avrupa'da Rönesans hareketini başlatan İslam alimleridir. İslam alim. Buradaki eserleri aldılar, götürdüler Roma'ya. Roma'da bunlar tercüme edildi. Bilimi öğrendiler onlar. Onlar öğrendiler ama sonra biz Moğollar,
kütüphaneleri bastılar, bütün o bilim eserlerini yaktılar, yıktılar. Ondan sonra İslamiyet farklı bir noktanın içinde çekilmiş oldu. Dolayısıyla bilime, akla, aklı öncelemeye, sorgulamaya, merak duygusunu uyandırmaya, bütün bunların hepsi aslında insanın ve insanlığın yapması gereken şeyler. Ama bunlardan büyük ölçüde uzaklaştık. Şimdi bunları yakalamaya çalışıyoruz ve yakalamalıyız. Çok zeki insanlarımız var. Bakın şu örneği vereyim. Sivaslı kardeşlerim de inşallah dinliyorlardır. Şu örneği vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nden iki kişi Almanya'ya gitti. Alman vatandaşlığını kazandılar. Sonra bilim insanı oldular. Covid-19 aşısını buldular. İki kişi. Alman ekonomisine milyar dolarlar kazandırdılar. İki kişi bakın. Son okuduğum 27 milyar dolarmış efendim. Evet, evet. İki kişinin yaptığına bakın. Bu iki kişi bizde olsaydı ve bunlar burada bulsaydı o 20 milyar doları biz kazanacaktık. Yok, biz ihraç ederdik onları üniversiteden. Biz üniversiteden ihraç ederdik. Tabii vay sen bunu nasıl yaparsın derdik. Amerikalılar Silikon Vadisi'ne dünyanın en zeki insanlarını topluyorlar. Ama ben İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımıza söyledim. Silikon Vadisi'nden de birkaç Türk yatırımcı da bulduk. Bilim insanı da bulduk orada. Dedim ki gelin şuraya bir yer yapalım. Siz de burada bir Silikon Vadisi benzeri bir şey yapın diye. Şu anda onun altyapısı oluşturulmaya başlandı. İnşallah önümüzdeki böyle 15-20 yıl içerisinde Amerika'daki Silikon Vadisi gibi bir vadi Allah nasip ederse İzmir'de oluşturacağız. Akıllarına bile gelmez. Bakın devleti yönetenlerin akıllarına bile gelmez. Ya devleti yönetmek farklı bir şeydir. Devlet akılla, bilgiyle, bilimle yönetilir. Devlet bir insan aykırı düşündü diye onun üzerine vay sen nasıl böyle düşünürsün diye üzerine saldırmaz. Bir şey anlatayım biraz da belki şey olur, atmosferi biraz daha güzelleştiririz, sempatik hale getiririz. Evet, çok güzel konuşmanızdan dolayı araya giremiyorum aslında. Ama ben de bilgilenmek için sabırla dinliyorum. Yani. Şimdi geçen bizim gençlik odaları aralarında görüşmüşler, geldiler dediler biz hepimiz aynı görüşteyiz dediler. Aman dedim siz hayatı durdurdunuz o zaman dedim. Aynı görüşteyseniz aykırı bir görüş olması lazım. Dünya aykırı görüşle büyür, gelişir. Nedir? Nedir? Sorgulanması lazım bunun. Eğer sorgulamıyorsanız artık o zaman her şeyi durdurdunuz demektir. Aykırı düşünce kadar değerli bir şey yoktur. Tabii. Aykırı düşünce. Onlara şu örneği verdim. Dünya kurulalı elma hep yere düşer. Ama bir adam çıkmış. Bir adam çıkmış. Elma ağacının altında yatarken kafasına elma düşüyor. Nepton. Dünyanın en basit sorusunu soruyor kendisine. Ya bu elma niye yere doğru düştü de yukarıya doğru gitmedi? Yer çekim kanunu buluyor. Bakın dünyanın en... Kim bilir Yüce Yaradan'ın daha ne mucizeleri var ve bizim bilmediğimiz. Aklı kullandığınız zaman o zaman gerçekten de topluma faydalı insan oluyorsunuz. Toplumun lehine kullandığınız zaman tabii. Yoksa atom bombası yapalım değil. Ama atomun ne olduğunu bilelim. Onun insanlık için, insan yararına nasıl kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman Türkiye'yi büyütmek mümkün. Çok zeki insanlarımız var. MIT'de bir Türk doçentle de karşılaştım, kadın doçent. Konuşurken şunu söyledi. Dedi ki, kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanseri dedi. Rakam verdi şu anda hatırlamıyorum. Dünyada şu kadar kadın meme kanserinden ölüyor. Ama dedi bir sütyen modeli geliştirdik dedi. Sensörler falan var işte bilmiyorum bir sürü şey teknolojik söylemler. Ama bildiğim sütyenin içine yerleştirilen çok sayıda sensör var. Eğer meme kanserine yol açan hücreyi gördüğünde hemen uyarıyor. Yani daha işin başlangıcında uyarıyor ve hemen gidiyorsunuz tedavi oluyorsunuz. Dedim ya bu çok olağanüstü bir şey. Evet dedi. Biz yıllardır buna çalıştık ve bu sonucu elde ettik diye. Şimdi bu teknolojiyi bulan kişi milyarder olacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Olağanüstü güzel bir şey. Bütün bunlara baktığınız zaman gelişmenin ne olduğunu, büyümenin ne olduğunu görüyoruz yani. Bu kadın Canan Dağdeviren, Sivaslı bir bilim insanı. Evet. Sivaslı bir bilim insanı. Gerçekten giderlerse gitsinler efendim.
Biz de diyoruz ki giderlerse gitsinler tabii. Öyle maalesef. Efendim, bir soru, bu bana göre can alıcı bir soru aslında. Kanaatim, demokrasinin sağlıklı çalışabilmesi için bir takım kurallara, kurullara ihtiyaç var. Bu kurallardan en önemlisi denetim. Denetim, evet. Eğer denetim yoksa demokrasiyi koruyamazsınız, geliştiremezsiniz, yaşatamazsınız diyebilirim. Belki öyle. Biraz meslek şövenizmden de kaynaklanabilir. Yok, maalesef son zamanlarda denetim konusunda Türkiye sınıfta kalıyor. Sayıştay denetimi sıfır noktasına inmiş. Öyle. Belge denetimleri adeta emirle yapılır. Öyle. Hale gelmiş. Vergi denetimleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, vergiler, cezalar, emirlerle kaldırılır, indirilir olmuş. Türk Ticaret Kanunumuz bizim 2011 yılında yasallaştı. Bizim inancımız dünyanın en modern ticaret kanunlarından birine sahip olduk biz. Ama bu ticaret kanunu 2012'de yürürlüğe girmeden bir gün önce Türk Ticaret Kanunu içerisindeki denetimle ilgili 51 maddeyi biz bir gecede mülga haline getirdik. Öyle. Bugün bizim şirketlerimiz de denetimsiz. Peki bunun sonuçları ne olarak yansıdı bize? Bilhassa serbest piyasada karşılaştığımız öyle. Olay. Sayın hükümetin yetkilileri, bakanları sürekli konuşmaya başladılar, açıklamaya başladılar. Bankalar KGF kapsamında ucuz ve uzun vadeli kredi versin, bu pandeminin, ekonomik krizin sonuçları hafiflesin, ticaret biraz daha canlansın mantığı ile kredi verilmesini önerdiler. Evet. Şimdi hükümet yetkilileri diyor ki bu kredileri belirli kesimler almış, sanayide, ticarette kullanmamış, ekonominin canlanmasına faydalı olmamış. Bu krediler tekrar vadeli mevduat olarak, döviz mevduat olarak blok evet. edilmiş. Dolayısıyla ülkeye de zarar vermeye başlamış. Bunun sebebine baktığımda bizim şirketlerimiz denetimsiz. Biraz daha açayım. Bugün kredi veresin deniliyor. Tabii. Bazı yatırımcılarımız, esnafımız, tüccarımız, işletmecilerimiz krediye ulaşamıyorum diye ağlarken bazı bankacılar da belirli müşterilerine, ilişkilerinin güçlü olduğu müşterilere, bilançolarının güçlü olduğu müşterilere çantayla gezip kredi verelim diyorlar. Bunun tamamının denetimsizlikten kaynaklandığını öyle. Düşünüyoruz. Zatçarenizin mesleğinden dolayı da bu evet, soruyu özellikle sordum. Evet. Denetim konusunda Türkiye'ye hakikaten dünya standartlarına ulaştırmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız var mı? Bu konudaki düşünceniz nedir? Efendim, sağlıklı bir yönetim de temel unsurlardan birisi denetimdir. Özür dileyerek şu cümleye de çok evet. özür diliyorum. Kontrolsüz bir güç kullanılıyor. Türkiye'de bir evet. reklam vardır. Kontrolsüz güç değil diye. Güç kontrolsüz değildir. Güç Türkiye'yi uçuruma doğru götürüyor. Evet. Bizim kanaatimiz budur. Gerçekten götürüyor ama şöyle örneklerle size aktarayım. Denetimsiz, demokrasilerde denetimsiz hiçbir alan yoktur. Belki diyecekler mecliste mi denetiyor? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Mahkemesi denetliyor. Denetimin her alanda sağlıklı ve tutarlı bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi lazım. Kamu harcamaları, mesela meclis bütçe yapıyor. Güzel. Ama meclis şunu da söylüyor. Ben bütçe yaptım, onayladım. Yürütme organı sen bütçeyi uygula. Ama doğru uygulayıp uygulamadığını ben denetleyeceğim. Kimin aracılığıyla? Sayıştay. Çünkü Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı. Benim adıma denetle diyor. Denetimsiz hiçbir alan. Vali denetlenir, kaymakam denetlenir, maliyede herkes denetlenir, iş dünyasında iş insanları denetlenir. Buradaki temel ölçü şudur. Denetimin objektif yapılması lazım. Yani denetimin siyasal tercihlerle denetim olmaz. Ben hesap uzmanlığı yaptığım yıllarda iktidar partisinin il başkanını inceledim. Vergi incelemesi yaptım. Ne bakan, ne kurul başkanı, ne de herhangi birisi sen bunu nasıl inceliyorsun diye sormadı. Çünkü biz objektif denetim yapardık. Yani kızmazdık. O kişinin iktidar partisinin il başkanı olduğunu ben çok sonradan öğrendim. Bilmiyoruz kimin nerede oldu. Diyarbakır'da yapmıştım o zaman 1976 yılında. Dolayısıyla bakıldığı zaman sisteme bakıldı. Denetimsiz bürokrasi denetlenir. Bakanlar denetlenir. Kim? Anayasa Mahkemesi denetler.
Siz bir alanı denetimsiz bıraktığınız andan itibaren oraya haramiler dadanır. Gelirler, orayı paylaşırlar. O yüzden ben sık sık şunu söylerim. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet, hakka hizmet demektir. Eğer siz bu felsefeden uzaklaşır, siyasete girdikten sonra, belli bir konuma geldikten sonra cebiniz paralar dolar, yandaşlarınız dolar, beşli çetelere paralar, ihaleler ikram ederseniz fakirlik, fukaralık aldı başını yürür, alır başını yürür. Derin yoksulluk dediğimiz bir gerçekle Türkiye karşı karşıya kalır. Denetimsiz bir alan yoktur. Dünyanın her tarafında denetim vardır. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Denetim sadece kendi ülkesine özgü olmaktan da çıkmıştır. Mesela İNTOSAI vardır. Uluslararası denetim standartlarını belirleyen. Sayıştay da onun üyesidir. Dolayısıyla uluslararası standartlar olur. Yani Türkiye'deki denetimi benzeri Fransa'da, Japonya'da, İngiltere'de, Kanada'da yapılır. Dolayısıyla denetim kendi içerisinde bir uluslararası kimlik kazanmış olur. Vergi denetimleri de aynı şekildedir. Vergi denetimleri de bu çerçevede yapılır. Valileri kim denetler? İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri denetler. Giderler. Karar alırken halka yanlış yaptı mı, yapmadı mı? Yasalara uydu mu, uymadı mı? Bunu da yaparlar. Aksi halde denetimsiz bıraktığınız andan itibaren, ki ilk yaptıkları iş mesela Hesap Uzmanları Kurulu'nu, Maliye Teftiş Kurulu'nu kapatmak oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapatmak oldu. Bu üç kurum devletin akademisi gibiydi. Bu üç kurumda da her görüşten insan vardı. Ve bu üç kurum iktidarlar değiştiğinde de buralardan işte maliye müsteşarı gelir, idaresi başkanı, bakanlıklarda müsteşarlıklar, başbakanlık müsteşarlığı gibi önemli yerlere bu üç kurumdan yetişenler bir şekliyle gelirdi. Ve bunlar gerçekten devlete hizmet etmeyi bilirlerdi. Osmanlı'daki Enderun gibi, zaten Maliye Teftiş Kurulu Osmanlı'dan gelen bir kuruluştu. Şimdi siz hem Osmanlı'yı öveceksiniz, hem o tarihten Cumhuriyet'e gelmiş, mal olmuş bir kurumu alıp kapısına kilit vurup kapatacaksınız. Yani hayatımda bu kadar çelişkili açıklamalar duymadım, ama işin özü şu: denetim olmadığı takdirde savurganlık olur. Açıkça söylemek gerekirse hırsızlık olur. Bunun önlenmesinin yolu namuslu denetçiye olayı denetletmektir. Teşekkür ediyorum. Efendim, bir anda Türkiye'nin gündemine bir helalleşme olgusunu aldırdınız. Evet. Ancak bu helalleşme konusunun sizin kastettiğiniz tarzda halka çok indiğine şahit olmuyoruz. Bir taraftan ya ne yapacaklar? Yani PKK'yı mı affedecekler? Evet. Hırsızları mı affedecekler? Soyguncuları mı affedecekler? Veya dönüp bir kesine diyor ki huylu huyundan vazgeçer mi, bunu seçim öncesi söyler, yine gelir yasakları korlar, başörtüsüyle uğraşırlar, şununla uğraşırlar, bununla uğraşırlar gibi ciddi manada bir manipülasyon var, karalama var. Sonuçta hakikaten sizin hayal ettiğiniz, düşündüğünüz o helalleşme projesi halka tam inmedi kanaatindeyim. Tam bunu konuşurken küt diye bir de başörtüsü meselesini gündeme getirdiniz. Evet. Nedir? Helalleşmedeki kastınız nedir efendim? Neyi kastediyorsunuz? Helalleşmedeki kastım şudur. Gücü elinde tutan irade bir başkasına zarar vermişse o zararını görmesi, bilmesi ve gerekirse ya gel ben bir kusur işledim ama artık helalleşelim demesi lazım. Gücü elinde tutanın her zaman haksızlık yapma olasılığı vardır. Buradan çıkmamız lazım. Ben örneğini de verdim. Roboski örneğini de verdim. Roboski'de ne oldu? İnsanlar öldürüldü. Devlet onları her türlü ya yanlışlık yaptık dedi. Ama oturup bir helalleşmedi. Tamam, ölenleri geri getirmeyiz. Ama o ailelere ya biz bir yanlışlık yaptık, kusura bakmayın dediği bu. Zaten aile ne yapacak? Yani öleni geri getiremezsiniz. Bu böyle olmaz yani. Benim söylediğim helalleşme o. Başörtüsü. Başörtüsü dolayısıyla ya gittim bu ailelerle de konuştum. Birisi anlatırken ağladı. Öğretmen bir kardeşimizdi. Ağladı. Nasıl haksızlık yapıldığını, nasıl müfettişlerin görevlendirildiğini, nelerin yapıldığını anlattı bana. Bunu yapan kim? Devlet.
Yani o dönemin siyasi otoritesinin aldığı kararlar. Bu yapıldı. Şimdi bunun kabahati var mı, kusuru var mı Allah aşkına? Kabahati, kusuru yok. Devletin buna, bu zaten geri de gelmeyecek yani. Ama şunu demesi lazım yani. İktidar sahiplerinin, ya kusura bakmayın ya, bir hata yaptık. İstiyorsan gel sana görevini tekrar iade edeceğim demesi lazım. İade edeceğim demiyor. Yasağı kaldırdım diyor. Ondan sonra da kalkıp bizi suçluyor. Dediğim helalleşme budur. Gücü elinde tutanın yaptığı haksızlığı görmesi ve o ailelere ya biz burada bir kusur işledik demesidir. Buna benzer çok uygulama var. Türkiye'de yapılan çok uygulama var. Şunu da söyleyeyim. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar hikaye. Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde. Bu kardeşinizdir. Yusuf Ziya Özcan hayattadır. O dönem YÖK başkanıydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrencileri alınmıyor. Bunlar da hükümetti. Sesleri bile çıkmıyordu. Yusuf Ziya Özcan'a dedim ki niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz? Siz karşısınız dedi. Hayır biz karşı değiliz dedi. O zaman ben yarın sabah alıyorum. E alın. Niye almıyorsunuz? Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini. Ve biz benim... halk olarak bilmiyorduk. Nasıl? Bunu bakın bunu çıkıp propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Olay açıldığı için şimdi size bunu anlatıyorum. Kullanmadım da zaten. Ha başörtüsü yasağını kaldırma, zihnimde kaldırma kararını ne zaman vermiştim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken Ok Meydanı mitinginde yaptığımız bir mitingde mitingin son cümleleri böyledir. Başörtüsü yasağını da kaldıracağım diye. Evet, bakın o mitingde söylediğim son cümledir bu. Dolayısıyla bizim daha sonra milletvekilleri geldi, biz karşı çıktık mı? Vay efendim niye şöyle olsun diye. Hayır, meclis iş düzeninin değişmesi lazım o kadar. Değiştirdiler. Daha buna benzer pek çok şey var. Şimdi şöyle bir propaganda yaptılar arkasından. Ya bak, şimdi bunlar gelirlerse sizin... Tekrar geriye dönecekler, yeniden yasak getirecekler. Ya niye yasak getirelim? Hangi gerekçeyle yasak getirelim? Ha öyle mi? E gelin kanun güvencesine bağlayalım. Hazırladık. Bu sadece başörtüsü değil. Kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi uğraşması. Ya kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi niye uğraşıyor? Erkeğin kılık kıyafetiyle uğraşmıyor. Ama kadının kılık kıyafetiyle uğraşıyor. Kadın istediği gibi giyinir. Ama kadına... Neden başörtüsü takıyorsun diye sormayacak. Ama dönüp öbürüne de sen niye şort giydin diye ona da sormayacak. Ona da sormayacak. Yani siyasetçi bunu sormayacak. Siyasetçinin ne işi var burada? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesine de uygundur. Neden? 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal hayattayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı yapılır. 4 gün sürer kurultay. Şu anda tarihini hatırlamıyorum ama 4 gün sürer kurultay. Kurultayın konusu şudur. Kadına peçeyi ve çarşafı yasaklayalım mı, yasaklamayalım mı? Peçe ve çarşaf. 4. günün sonunda şu karara varılır. Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz. Ama halk evleri manto yapsın. Arzu eden kadın para vermeksizin bedava gidip manto yapsın giysin. Bitti. 1935 kurultayının ana konusu budur. Ve o tek parti döneminde bile kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmamıştır. Erkeğe demiştir fesli çıkar şapka giy ama kadına hiç kimse bir şey dememiştir. Dolayısıyla bizim söylediğimiz verdiğimiz kanun tekti bunu bu felsefeyi taşıyor zaten. Şimdi diyor ki efendim bay kanun değil anayasa. E ne olacak bir de aileyi koruyacakmışız. Peki Amerika'daydım sen aileden söz ettin değil mi? Aileyi konuşacaksın. Boston'dan New York'a geldim. 35 katlı gökdeleni önünde. 8 saatlik kaybolduğunuz dilimde mi efendim? Evet evet. Evet evet. Ya şöyle 4 saat Boston'dan New York'a, 4 saat daha New York'tan Washington'a gidiş. Çünkü o yol ancak o kadar sürüyor. Ne yapayım? Ben de değil yani 4-8 saat olmayabilir. 5 saat de olabilirdim. Oraya gittim. Manhattan'da gökdeleni buldum. Gökdelenin önünde o küçük videoyu çektim. Eğer senin
oğlun buradan para gönderiyor milyon dolarları. Kızın da orada milyon dolarlar, bu gökdeleni yapıyor. Eğer aileyi konuşacaksak buradan başlayacağız. Şimdi bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyor. Efendim anayasada yapalım, aileyi de koruyalım, şunu da yapalım, bunu. Ya zaten aile korunuyor. Biz aile bu toplumun temel taşıdır ya. Anayasa da açıkça yazıyor. Türk toplumunun temeli ailedir diyor. Daha sen ne yapacaksın burada? Sırf bunu referanduma götüreceğiz, şunu yapacağız, böyle şey yaptı ya, bu Macaristan'da neydi o herifin adını unuttum. Obran mıydı? Evet. Aynı yoldan gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz? Bay Kemal bunları yemez. Kusura bakmasın. Yemez bunları. Ben sana açık, bakın bütün başörtülü kadınlar çok sayıda. Telefon geldi. Bizim samimiyetimize inanıyorlar. Samimiyetimize inanıyorlar. Aileyi koruyacakmış. Aile konuşulmayacakmış. Ya sen oturursun kardeşim, bu millete kendi ailenin hesabını verirsin. Bu gökdelen nasıl yapıldı buraya? Bu paralar oraya nasıl gitti? Bu paralar kimin paraları? Bu gökdelen kimin gökdeleni? Muhammed Ali Kley'in çiftliği kimin çiftliği? O çiftliği de aldılar çünkü. Biz bunları biliyoruz. Dolayısıyla samimi olmak lazım. Samimi olmak lazım. İçten olmak lazım. İki yüzlü olmamak lazım. Kadının kılık kıyafetini siyaset konusu yapmamak lazım. Buradan çıkarmamız lazım. Kadın, her kadın güzel görünmek ister, güzel giyinmek ister. Ben ona niye müdahale edeyim? Benim ne hakkım var Allah aşkına ona müdahale etmeye, siyasetçi olarak? Ha, şunu yaparsınız, dersiniz ki savunma yaparken cübbe giymek zorundasın avukat olarak. Hakim nasıl çıkıyorsa sen de onu yapacaksın. Polis kıyafeti vardır. Kadın erkek işte bu kıyafeti giyeceksin. Eyvallah, buna zaten itirazımız yok. Bütün dünyada böyledir. Ama onun dışında kadının kılı kıyafetiyle uğraşmak, yok şöyle giyineceksin, yok şöyle giyineceksin, yok şu örtüyü takacaksın, yok şunu takmayacaksın, yok saçın göründü, yok saçın görünmedi. Bu tartışmalardan siyasetin çıkması lazım. Siyasetin görevi nedir? Siyasetin görevi, asıl temel görevi, ya bu bereketli topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Herkesin işinin aşının olmasıdır siyasetin görevi. Bıraktık oraları, derin yoksulluk var. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırıyor. Beyefendi oturmuş, gel efendim şunu yapalım, bunu yapalım, kaçma. Kendisine söyledim. Kendine güveniyorsan, yüreğin yetiyorsa televizyonda çıkarsın karşıma kardeşim. Çıkarsın karşıma. O kadar televizyon kanalları var, havuz medyasının. Gelsin karşıma. Biz nasıl konuşuyorsak o 50 soru sorsun, ben bir soru sorayım. O 50 soru sorsun, ben bir soru sorayım. O kadar, bu kadar. Bakın, kendisine bu kadar geniş marj da verdim. Hatta şunu da söyledim. Arzu ediyorsan bakanlarını da getirebilirsin. Arzu ediyorsan prompterin de olabilir. Arzu ediyorsan danışmanlarını da alabilirsin. Vallahi billahi ben tek başıma geleceğim. Çünkü benim verilmeyecek hesabım yoktur. Ben bu millet için çalışıyorum. Benim çocuklarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Kimse bilmez. Evim mütevazidir, evimde otururum. Öyle benim saraylara merakım yok. Tek merakım var. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Tek hedefim, tek amacım bu. Huzur içinde yaşasın. Bir soru daha sorayım da efendim, bu konuyla alakalı. Tam işte başörtüsü helalleşme dersem. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bu ülkede 4 milyon insanın sosyal yardım aldığı konuşuluyordu. Rakamlar böyle açıklanıyordu. Bugün sosyal yardım alan sayının 25 milyonlara ulaştığını, evet, biraz da propaganda ve reklam maksadıyla söylenmektedir. Bu rakamlar gizlenmiyor. Aslında bu ülkenin ne kadar yoksullaştığını veya tabanın gelir seviyesinin ne kadar zayıfladığını, asgari ücret alan insanların bile geçim sıkıntısını öyle çektiğini gösteriyor. Şöyle bir propaganda var, kara propaganda. CHP gelirse sosyal yardımları keser. Ben de soruyu şöyle soruyorum. Bir olası iktidarınızda böyle sosyal yardım mı dağıtacaksınız? Sosyal yardımları kesecek misiniz? Yoksa kurallara ve bağlanmış kurumsal bir yapıya mı kavuşturacaksınız? İla nihayet de sosyal yardımlarla mı yaşatacaksınız bizi? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir hükümet, ben çok sosyal yardım... Soruyorum. 2011 efendim? Seçimlerinde aile sigortası projeniz vardı. Evet, var, ona orada gireceğim. Evet, tamam, ona gireceğim. Buyurun. Bir hükümet dağıttığı sosyal yardım sürekli artıyorsa, vatandaşa artırıyorsa, sayısal olarak artıyorsa, o hükümet o kadar beceriksiz demektir. Çünkü yoksulluğu artırıyor demektir.
sosyal yardım alanların sayısı ne kadar düşük ve insanlar kendi gelirleriyle geçiniyorlarsa o hükümet o kadar başarılı demektir. Bunu evet. bütün vatandaşların bilmesini evet. isterim. İki, biz sosyal yardımlar bunlar gibi yapmıyoruz. Az önce süt için örnek evet. verdim. Yerel seçimlerde de propaganda yaptılar. Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse sosyal yardımları keserler. Hiçbir sosyal yardım kesilmedi. Tam tersine insani bağlamda artırılarak ailelere verildi. Ayrıca her ailenin pozisyonu dikkate alındı ve ona göre yardım yapıldı. Bir dönem propaganda yapıyorlardı CHP öğrenci burslarını kesti diye. Şimdi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 bin öğrenciye burs dağıtıyor. Bunu da götürdüler Sayıştay'a, Sayıştay iptal etsin diye. Sayıştay hayır dedi, belediye sosyal belediyecilik yapabilir, burs verebilir diye karar çıktı. Dün çıktı yanlış hatırlamıyorsam kararı da. Yani evet. bizim belediyelerin fakir öğrencilere burs vermesine bile engel olmak istediler. Bunu bile topluma bir şekliyle bizim anlatmamız lazım. Onların yaptığı bu pozisyonu. Biz yardımları şöyle yapacağız. Bakınız, Yeminli Mali Müşavirsiniz. Siz de en azından Uluslararası Çalışma Örgütü diye bir örgütün olduğunu bilirsiniz. Evet. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesini kanunlaştırmış. Orada sosyal sigorta dalları, sosyal sigortaların hangi dallarda olacağı var. Analık sigortası, yaşlılık sigortası, emeklilik sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, işsizlik gibi. 9 sigorta dalı var. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Aile destekleri sigortasının temel felsefesi şu. Bir kişinin geliri ya da bir ailenin geliri hiç yoksa veya asgari ücretin altındaysa devlet onu asgari ücretle tamamlıyor. Biz bunu nasıl yapacağız? Biz öyle gidip de işte sana ekmek veriyorum, sana makarna veriyorum, sana patates veriyorum değil. Bunun kanunu çıkaracağız. Batı'da olduğu gibi, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi aile destekleri sigortası kanunu. Kanunu kim uygulayacak? Aile destekleri sigortası kurumu. Biz nerede bir aile hekimi varsa aile hekimlerinin bulunduğu her bölgede bir de aile destekleri sigortası kurumunu temsil eden sosyal hizmet uzmanları olacak. Bunların %99'u kadınlardan oluşacak. Ve bunlar o aile hekiminin baktığı ailelerin ekonomik durumlarına bakacaklar ve raporlayacaklar. Ailenin geliri nedir, kirası nedir, efendim çocuğu var mı, üniversiteye gidiyor mu, yeni doğum yaptı mı, evde engelli var mı yok mu, yaşlı var mı yok mu, bakıma muhtaç birisi var mı yok mu, raporlayacaklar bize. O rapora dayanarak aile destekleri sigortası kurumu o ailede kadının banka hesabına her ay belli bir para yatıracak. Pozisyonuna göre yatıracak. O kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip aylığını alacak, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Gören var mı? Yok. Fakirliği reklam edildi mi? Yok. Sağ elin verdiğini sol el gördü mü? Hayır. Tamamen insani kurallara ve insan onuruna uygun olarak biz bunu yapacağız. Bu çocuk, bu ailenin çocuğu üniversiteye mi gidiyor? Hemen derhal kendisine üniversiteye gittiği takdirde raporlanacak, hemen ona burs verilecek. Biz bunların tamamını, kanunu hazırladık. Her şeyimiz tamam. Mali portresini de hazırladık. Ve bütün yardımlar tek bir bu kurum tarafından yapılacak. Öyle belediye yaptı, öbürü yaptı, bu yaptı değil. Bütün bunları kaldırıyoruz. Tamamen insani koşullarda. Böylece bir insanın doğumundan ölümüne kadar tamamı sosyal devletin güvencesi altında olacak. Yani bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim temel İnşallah. Felsefemiz bu. Bu 1971 yılında çıkan bir kanunla biz bunu getireceğiz diye söz vermişiz. 71. 51 yıldır bu yürürlüğe girmiyor. Çünkü yoksulluğu siyasiler istismar ediyorlar. Maalesef. Ben sana şunu vereyim, sen bana oy ver. Biz de diyoruz ki hangi parti oy verirsen ver. Eğer insani hasretimiz varsa, bu ülkede bir aile yoksulsa, o aileye yardım yapmak sosyal devletin görevi zaten. Sosyal devlet ne demek? Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlet demektir. Evet. Birisi aç, öbürünün karnı toksa, o zaman bizim karnı tok olanın
O karnı aç olana destek vermesi lazım. Bunu neyle, hangi aracılığıyla? Tüm karnı tok olan vergi veriyor. Sosyal yardımlarla bunu sosyal devletin yapması lazım. Kimseye muhtaç etmeden. Yani derler, deriz ya, kulu kula muhtaç etmeden bu işi çözmemiz lazım. Devletin bunu yapması lazım. Onun adına da sosyal devlet diyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Onlar da diyorlar ki bunlar gelince yardımları kesecekler. Tam tersine, insani koşullarda kendi inancımıza uygun olarak, komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesine uygun olarak biz bunu yapacağız. Teşekkür ederiz efendim. Efendim çok inanmadığım ama dedikodudan dolayı sormak istediğim bir soru tabii var. Son zamanda bir kısım medya ciddi manada dedikodu tarzında haberler yayıp altılı masa dağılacak vesaire gibi bir çalkantıya evet, sebebiyet vermek istiyor. Altılı masanın ayakları sağlam mı? Altılı masanın ayakları sağlam. Şimdi o dedikoduyu kadar... Dedikoduyu sordum, kusura bakmayın. Tabii, yok, estağfurullah, sağlam. Şimdi altı lider de biz Türkiye'nin gerçeklerinin farkındayız zaten. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Her birimiz ayrı partiyiz, onu söyleyeyim. Her evet, birimiz ayrı partiyiz. Tabii. Her birimizin ayrı programları var, ayrı ilkeleri var. Ama altı parti demokrasi konusunda anlaştık. Sosyal yardımların adaletle dağıtılması konusunda anlaştık. Kamplaşma var, bu kamplaşmanın kalkması konusunda anlaştık. İnsanların inancı, kimliği ve yaşam tarzı dolayısıyla ayrıştırılmasına, ötekileştirilmesine karşı durduk. Medyanın özgürlüğü konusunda durduk. Milletin iradesinin gerçekten de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi gerektiği konusunda anlaştık. Parlamento üzerindeki vesayetin kalkması konusunda anlaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gelsin. Eskiye dönelim değil. Eskinin de bir sürü eksiği vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun. Milletvekili gerçek anlamda milletin vekili olsun. Şimdi milletvekili milletin vekili değil ki. Hiç milletin yüzüne bile bakmadan milletvekili seçilebiliyor. Olmaz bunlar. Bütün bunları düzeltebileceğimiz temel ilkeler belirlendi, kurallar belirlendi. Şu anda iki konu üzerinde çalışıyoruz gene bütün partiler olarak. Bunun da açıklamasını kısaca size vereyim. Bir, şu anda iktidar olduğumuzda neleri yapacağız? O zaman ben şu soruyu açayım efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy verelim? Niye oy verelim size? Güzel. Buyurun. Birden fazla nedeni var aslında. Birincisi şu. Temiz bir adama oy vereceksiniz. İkincisi şu. Egoları hırsı olmayan bir adama oy vereceksiniz. Üç. Millete hizmet etmeyi, hakka hizmet etmiş gibi millete hizmet etmeyi sindiren bir insana ve bunu ilke edinen bir insana oy vereceksiniz. Vatandaşları arasında oy versin vermesin, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeyen ve bunu da temel ilke edinen bir insana oy vereceksiniz. Bölgenin, Türkiye'nin büyümesini, katma değeri yüksek ürün üretmesini, bölgesinde saygın olması ve gerçekten de bölgesinde aynı zamanda barışı getirecek olan bir insana oy vereceksiniz. Komşularıyla kavga etmeden, Suriyeli kardeşlerimizi kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine gönderen, savaşı değil barışı önceleyen ve gelişmiş ülkelerin safında yer alan, onların yanında yer alan bir insana oy vereceksiniz. Aynı zamanda nasıl Cumhuriyeti kurarken, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken bütün mazlum milletlere örnek olduysak, yine az gelişmiş olan bütün Müslüman ülkelere, mazlum ülkelere örnek olacak bir tavrı, bir demokrasiyi getireceğimiz için oy vereceksiniz. Daha buna benzer pek çok şey söylenebilir. İşin özü şu, halka doğruları söylemeniz gerekiyor. Evet. Neleri yapacağınızı ve söz verdiğiniz şeyleri hangi zaman dilim içinde gerçekleştireceğinizi söyleyeceksiniz. Güven vereceksiniz. Bakın şu anda sorun, siyasetçi vatandaş için en güvenilmez kişidir. Siyasetçi deyince güvenmiyoruz diyorlar. Bunun çoğu yerde tanığı oldum. Kahvelerde siyasetçi olmadan önce bürokratken de bunlar söylenirdi. Şimdi de söyleniyor. Kabahat vatandaşta mı? Hayır. Kabahat siyasetçi de. O kadar çok aldatıldı ki. Buradan çıkarmak lazım. Gelir dağılımının dengelenmesi lazım. Gelir dağılımda. Devletin gerçek anlamda sosyal devlet olması lazım. Bir avuç kişiye siz milyar dolarları veremezsiniz. Veremezsiniz. Verdiğiniz andan itibaren tüy bitmemiş yetimin hakkını yemiş oluyorsunuz. Ve
Türkiye'yi tefecilere hizmet eden bir devlet olmaktan çıkaracaksınız. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Şimdi diyorlar ki biz faize karşıyız. Siz onu Bay Kemal'in külahını anlatın. Hepsi hikaye. Bay Kemal'i içselleştirdiniz efendim. Evet. Egonuzu nasıl yendiniz? Şunun bir için, olay yani. Tabii. Bu, affedersiniz. Diyor, hakaret gibi kullandılar ama evet. Siz bu Bay Kemal'i sevdirdiniz topluma. Evet. Şunun için doğruysanız, doğruyu söylüyorsanız ve size doğru söylediğiniz için size saldırılıyorsa demek siz haklısınız. Bu şimdi tersine döndü. Evet, çünkü ben doğruyum. Kendime güveniyorum. Niye güveniyorum? Çünkü az önce de söyledim, verilmeyecek hesabım yok. Evet. O nedenle açık çağrı yapıyorum Sayın Erdoğan'a. Gel televizyonda uygar iki insan gibi oturalım, konuşalım. Kavga edecek halimiz yok ya. Ama korkuyor, gelmiyor. Cesaret edip çıkmıyor. Neden? Benim soracağım sorular onu çok rahatsız eder. Ve cevabını veremez. Eğer benim sorduğum ana muhalefet partisinin genel başkanının sorduğu sorunun cevabını veremiyorsa o zaman karanlık noktalar var demektir. O bana 10 soru sormuştu geçmişte bir Kılıçdaroğlu bunlara cevap verir mi diye. 10 sorusuna tek tek cevap verdim. Ben de ona 10 soru sordum. Birisine bile cevap veremedi. Veremez zaten. Ve bu insan üzülerek ifade edeyim, inancı kullanarak siyaset yapıyor. İnsanların inançlarını kullanarak siyaset yapamazsınız. Allah'la kulun arasına kimse giremez. Böyle bir yetki hiç kimseye verilmemiştir. Ama siz bunu yapıyorsunuz. Bunu kullanarak, dini kullanarak siyaset yapıyorsunuz. Kimlik kullanılmaz. Niçin? Ben anne babamı seçme hakkına sahip değilim ki. Ya nasıl kimliği kullanacaksın? Benim elimde olmayan bir yetki. Siz de anne babanızı seçebilir misiniz? Yok öyle bir şey. İnanç, her birimiz bir değerin içinde doğarız. O değere hep mi saygı duymak zorundayız? Allah'la kulun arasına kimse giremez. Bu yetki peygambere bile verilmemiştir. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu bir tek yüce yaradan bilir. Şimdi siz oraya da giriyorsunuz. Yaşam tarzı, herkesin yaşam tarzına ben saygı duymak zorundayım. Az önce tartıştık. Şimdi siz bunları siyasetin öznesi haline getirirseniz toplumu kamplaştırırsınız ve toplumu ayrıştırırsınız. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Onu da inşallah Allah nasip ederse, halkımız da izin verirse Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Herkes rahat edecek. Herkes huzur içinde olacak. Herkes siyasetçiyi özgürce eleştirebilecek. Bakın şunu da söyleyeyim. Bir siyasetçinin alkıştan çok akıllı eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi bir başka arkadaşım görebilir. Özgür medyaya ihtiyacı vardır. Bizim görmediğimizi medya görebilir. Bizim medya özgürlüğü nereden kaynaklanıyor? Buradan kaynaklanıyor. Şimdi havuz medyası var. Manşetler bir yerden belirleniyor. Hepsi aynı manşeti atıyorlar. Güven vermiyor o. Bakmayın öyle. 300 bin sattık, 500 bin sattık. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. O yüksek tirajlardan devlet soyuluyor aslında. Basın ilan kurumu aracılığıyla soyuluyor. Biz onun da farkındayız. Ama bunların hepsini kaldıracağım. Tüy bitmemiş yetimin hakkı, o korunacaktır. Harcanan her kuruşun hesabını bu millete verdiğiniz zaman bu ülkede dürüst siyaset olur. Ama hayır, biz biraz malı götürelim, önemli değil derseniz sizin siyaset yapmanıza gerek o zaman. Teşekkür ederim efendim. Hakkari'den Edirne'ye kadar bu halk etle tırnak gibi efendim. Ankara'da ayrıştırmaya çalışsalar da bu halkı birbirinden kopartamazlar. Biz buna inanır, buna evet. Güveniriz. Sivas da bu anlamda Türkiye'nin küçüğüdür. Öyle. Edirne'den Hakkari'ye kadar ne görürseniz Türkiye'de Sivas'ta evet. Hepsini görürsünüz. Evet. Biz etle tırnak gibiyiz. Öyle. Siyasiler çok çırpınsalar da bizi birbirimize düşüremezler. Öyle. Buradan dolayı biz eminiz. Evet, Sivas'ın değil, Türkiye'nin egolarını yenmiş, öyle. Hırsları olmayan, siyasetinin temeline vatan sevgisini, millet sevgisini koymuş yöneticilere ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sivaslı beni tanır, bilir. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partili evet. değilim Sayın Genel evet. Başkanım. Hatta başka partilerde siyaset evet. de yaptım. Kısmet oldu. Sizinle ikinci defa program evet. yapma onuruna nail oldum. Sağ olun.
en çok memnun olduğum taraf, bana şunu sor, bunu sorma gibi bana hazır sorular da vermediniz. Yok zaten. Ben özgürce sordum. Tabii, buraya evet. gelmeden önce çeşitli tüccar arkadaşlarla, evet. insanlarla, ailemle, arkadaşlarımla evet. görüşerek sorular hazırladım. Sağ olun. Sürçülisan etmedik inşallah. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Mutmain oldum. Sağ olun efendim. Beni ikna ettiniz. Ya, sağ olun. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Hepinizin yolu Türkiye'ye açık olsun. İnşallah beraber gideriz. İnşallah. Bizim inşallah. Aydınlanmaya ihtiyacımız var. Öyle. Bizim öyle. Kalkınmaya ihtiyacımız öyle, var. Kendi öyle. Kendine yeten bir ülkeyiz. Öyle. Maalesef evet. iyi yönetilmiyoruz. Evet, evet. İnşallah kısa teşekkür sürede ediyoruz. Toparlanır efendim. İnşallah, İnşallah toparlayacağız. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Söyleyeceğiniz bir mesaj varsa buyurun efendim. Yok hayır. Size. Bütün Sivaslı kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Burası dediğim gibi kadim bir kent zaten. Tarihi bir kent. 8000 yıllık bir kent. Bu 8000 yıllık tarihi üzerine oluşmuş olağanüstü güzel bir kültür var. Siz de az önce dediniz. Hakkari'li de burada, efendim Tekirdağlı da burada, Çerkezi de burada. Olağanüstü güzel bir kent ve dolayısıyla bu kentin bir başka önemli markası daha var. Milli Kurtuluş Savaşı'nın en temel kararlarının alındığı yerdir Sivas. Yani dolayısıyla Sivas'ın bizim tarihimizden de bağımsızlığı kazanmamızda da önemli bir yer vardır. Mandayı kabul etmiyoruz kararı Sivas'ta alınmıştır. Evet, Sivas'ta yani alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir başka yere peşkeş çekmeyeceğiz kararını Sivaslılar almıştır. Sivas'ta alınmıştır. Bu açıdan Sivas'ın bizim tarihimizde de bir yeri var. Sivas'a ve Sivaslılara selam olsun diyeceğiz. Başka ne diyelim? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim.